Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli televizyon görüşler. İstiklal günlük haberlerimizi görüşmelerine kızgın karşılayalımız. Ben Abdullah Yılgun. Programımızda vatanımız Şarık Türkistan ve dünyada bulunan gün tertibindeki haberlerine huzurunla sunuşturuşumuz. Kıynamızda dikkatler ekranımız olsun. Xitayning Afganistan İslam Emirlikini aldash urinishlari devamlaşmakta. Xitayning Afganistan İslam Emirliki hükümetini Uyghurlar meselesinde maddi menfaat arqalıq aldam xaltısığı çürüşke urinishlari izgil devam kılmakta. Xitay Xalq Torunun 10 noyabrdaki xabarda bildirilishicha Xitay Tamojna Beji Qaidasi Komiteti yakında karar ilan qilgan bo'lib, qarorda Govyan Tamojna Beji Qaidasi Komitetining eng taraqqiy topmagan davlatlarning 98% baj turidagi mahsulotidan tamojna beji almaslıq itibari berish to'g'risidagi uqtirishi Xitay va aloqador davlat hukumatlarining hujjat almashtirish belgilamasiga asosan 2022-yil 12-oyining 1-kunidan itibaren Afganistan, Benin, Burkina Faso, Gvineya Bissau, Lesotho padishohligi, Malawi, Santomi va Prinsipi, Tanzaniya, Uganda va Zambiya qatorliq eng taraqqiy topmagan 10 davlatda ishlangan 98% baj turi mahsulotidan tamojna beji e'lanmaydiganligi Xitayning davomliq hujjat almashtirish taraqqiyotiga asosan Xitay bilan diplomatik munosabat o'rnatgan barliq taraqqiy topmagan davlatlarga 98% baj turi mahsulotidan tamojna beji almaslik ta'minoti beriladiganligi uqtirilgan. Ma'lum bo'lishicha Xitay izchil turdi moddiy manfaat orqali Taliban hukumatini cheriklashtirib aldashga urinib kelgan. Yangi aktorining 26-sentabr oshkorlashicha Xitay rejimi Afg'oniston Islom Amirligidan talab qilgan Uyg'ur muhojirlarini o'tkazib bermaganligi sababli Xitay Amerika Afganistan'dan çıkıp ketgandan keyin Afganistan'ga va'da qilgan mablag' selishni vaqtincha to'xtatgan bo'lsa-mu, ammo Afganistan Islom Amirligi Xitayning ziyonkashligidan panohlangan Uyg'urlarni Xitayga bermaslikda ching turgan. MEPA xabarlarining oshkorlashicha Afganistan savdo-sanoatchilar birlashmasining muavin raisi Xitayning salmoqchi bo'lgan mablag'ni vaqtincha to'xtatishdagi sababni tushuntirib, keskin holda Afganistan Islom Amirligi hukumatı bu davlatda panohlangan Uyg'ur musulmonlarga qarshi Xitayning talabi bo'yicha ish qilmadi. Buningdan keyin shunday bo'ladi degan iboralarni ishlatgan. Bu yil Sharq Turkistondan bulantalan qilingan tok 103 milliard kilovattdan oshgan. Sharq Turkiston shamol energiyasi, quyosh energiyasi, suv energiyasi qatorliq mo'l energiya boyligiga ega. Sharq Turkistonning qumliq, cho'llik, qaqoslik jumladan har tarafidan chiqayotgan yer boyligini bulantalan qilishni kuchaytirgan Xitoy rejimining bir yil ichida Sharq Turkistondan bulantalan qilib Xitoyga to'shigan tok miqdori 103 milliard 662 million kilovat soatga yetgan. Tangritog' to'rining 10 noyabrdagi xabarda bildirilishicha Xitoy elektr to'ri atalmish Xinjiang elektr energiya cheklik shirkatining oshkorlashicha 10-oyning 31-chi kunigacha 2022-yillik Sharq Turkistondan Xitoy o'lkalariga bulab ketgan tok miqdori 103 milliard 662 million kilovat soatga yetib, Sharq Turkistonning tokini Xitoyga bulantalan qilish miqdori oldingi yildagidan 1.43% ko'paygan. Xitoy xabarlarida oshkorlanishicha, bu yil kirgandan buyon Xitoy elektr to'ri atalmish Xinjiang elektr energiya cheklik shirkati Sharq Turkistonning tok boyligini bulantalan qilish uchun elektr to'ri qurilishini kuchaytirib, elektr to'ri qurilmasini to'liqlagan bo'lib, Pichan, Turpan, Qumul 750 kilovoltlik tok yetkazish besim o'zgartirish qurilishi va 750 kilovoltlik Urumchi, Vujachi, Urumchi, Vusayvan o'zgartirish ulash qurilishini putkizib ishga kirishtirgan. Bilinishicha, ishg'oliyachi Xitoy rejimi 2010-yildan boshlab Sharq Turkistonning tok energiyasini Xitoyga to'shishga boshlagan bo'lib, 11 yil ichida Xitoyga to'shilgan umumiy tok miqdori jami 487 milliard 500 million kilovat soatga yetgan. Bu yil 7 oydan boshlab yana Sharq Turkistonning Sharqi Jung'ordan Anhuyga alohida yuqori bosimliq turaqlik tok to'shish qurilishining tok yetkazish kuchi 6 million kilovoltdan 8 million kilovatga yetgan. Bu qurilishda 2020-yili Xitoyga to'shib ketilgan tok miqdori 43 milliard kilovat soatga yetib, Sharq Turkistonning tokini Xitoyga to'shish ko'lamining 40%ini egallagan. Navbatda Sharq Turkistondan bulantalan qilingan elektr energiyasi Xitoyning 20 o'lkasiga to'shilmoqda. Paketlar Xitoyning saxta tashviqotini fosh qilmoqda. Xitoyning atalmish yuqumni nolga tushirish bahonasi bilan Sharq Turkiston xalqini oilasiga qamagandan boshqa
maxsus tayyorlangan atalmish ayirib qamash o'rinlariga majburiy qamab qiynash qilmishlari, Xitoy xabarlarini qoplagan atalmish Xinjiangda butun yillik ochliqdan mol husul elindi. Yezi egilik va chorvachilik mahsulotlarining miqdori oldingi yildagidan 10% oshdi degan mazmundagi tashviqotlarning yolg'on ekanligini oshkorlamoqda. 10 noyabr ijtimoiy uchur vositalari orqali Sharqiy Turkistonning Turpandan tarqalgan 7 minutlik sin Xitoyning Sharqiy Turkistonda rahimsizlarga ijro qilayotgan bostirish qilmishining qaysi darajaga berib yetganligini yana bir qatim dunyoga oshkorildi. Sinda bir Uyg'ur ayolning qo'shinlar to'pidagi paranglari Xitoyning Sharqiy Turkiston xalqining ishkini sin bilan bog'lab uyga qamal qilishi sababli chekayotgan azoblarni oshkorlab bermoqda. Sizlarning og'rig'ingiz emas, bandaq tugmayanligini tugitdan bir chorasin qilish kerak. Bu nima jafo bu, uni saqaytib kelsin, oqidan chiqib olsa bu. Ama binadan bir çıktı, işki çıktı da sizin o'xshash yerdekanmiz, hamma millat igiligi va turmush va ishga yo'l deb aytibdi. Yonchidan chiqarib aytibdimiz. Ya hukumat bizni kirib baxtindimi do'q? Hech kimga bir egrimizni sapoqqa yo birsidan bashqa pul sarf qilgan haqqi emas, mun to'p kamaylala. Mumkin yaxshi bo'lsa, bunday yetib olsa, bo'lmaydi ekan. Hamma millatning haqqi digilmaydigan, ichimizga patmaydigan dardlar va bu yomon ketdi. Kuzat kuchlar Xitoy rejimining atalmish yuqumni nolga tushirish nomida uylarga qamaganing sirtida xalqni kollektiv ayirib qamash markazlariga qamab och qo'yib qiynash, mehnatchilik va ochliqdan kasal bo'lganlarni davolamay tashlab qo'yish qatorliq har xil vositalar bilan qirg'in qilishni davomlashtirayotganligini bildirishmoqda. Urumchida qamal qilingan xalq qardi qoldi. İşgaliyetçi Xitoy rejimi tarafından atalmış yuqumni nolga tushirish bahanesi bilan cho'ng kichik qeyri yosh deb ayrilmasdan hech qanday issiq suvoqdan mudofiyalanish aslahasi bo'lmagan sanduq yoki kapi shakllik minglagan uylarga qamalgan Sharqiy Turkiston xalqi Urumchida tunji qorning yig'ishi bilan ig'ir xatar ostida qoldi. 10 noyabr ijtimoiy uchur vositalari tarqalgan bir qancha sinda Sharqiy Turkistonning Urumchida yoqqan tunji qorning Atalmış yuqumni nolga tushirish bahanesi bilan xalqni qamagan kapi uylarni qoplaganligi ko'rsatilgan. Sinda Urumchidagi qattiq sovuqdimi shamol chiqsa o'rilib ketgudek darajadagi kapi uylarga xalqning solanganligi Xitoyning Sharqiy Turkistonda rahimsizlarcha ijro qilayotgan jinoyatlarining qaysi darajaga berib yetganligini yana bir qatim dunyoga namoyon qilmoqda. Navbatda Urumchining havo temperaturasi 0 dan tuban darajaga tushgan bo'lib Oldingi oyda odatdagi shamolda o'rilib ketgan mazkur kapi uylarning kunsiri kuchayotgan qattiq sovuqqa bardoshlik berishining mumkin emasligi bu yerda chiqadigan fojiaga qarata andishini kuchaytirmoqda. Xitoyning Turkiyaning qurolliq uchuvchisiz aeroplanini taqlid qilib yozishi diqqat qo'zg'adi. Turkiyaning tunji milliy va o'zgacha qurolliq uchuvchisiz aeroplani Bayraktar TB2 Turkiyaning ichki sirtida terrorchilarga zarb berishda muhim vazifa o'tabli qolmay, Ozarbayjon va Ukraina urushlarida o'ynagan alohida roli bilan diqqat markazi bo'lib kelgan edi. Ammo Xitoyning Turkiyaning bu qurolliq uchuvchisiz aeroplanini taqlid qilib yozishi g'ulg'ula qo'zg'imoqda. Turkiya Yangi Shafaq gazetasining xabarida bildirilishicha, Xitoy texnik shirkati CETC ishlab chiqargan va Xitoydagi yarmankada tunutilgan uchuvchisiz aeroplanning butun shaklining Turkiyaning Bayraktar TB2 bilan o'xshash bo'lishi kishilarning diqqatini qo'zg'adi. Turkiya davlat mudofaa sanoatining uzun yillik xizmatlar natijasida ishlab chiqarilgan SIHA, ya'ni qurolliq uchuvchisiz aeroplan Turkiya armiyasining kuchiga davomli kuch qo'shib kelgan edi va bu qurolga erishishni xohlaydigan davlatlar ham ko'paygan edi. Xitoy mudofaa sanoatining muhim shirkatlaridan biri bo'lgan va 51 milliard dollarlik mablag'ga ega bo'lgan CETC shirkatining ishlab chiqarmoqchi bo'lgan UAV ning modelini Xitoydagi Avasiya yarmankasida e'lon qilishi va uning Turkiyaning Bayraktar TB2 qurolliq uchuvchisiz aeroplaniga bo'lgan o'xshashligi diqqat qo'zg'adi. Va Xitoyning azaldan o'zi mustaqil ishlab chiqara olmasdan Davomliq boshqa davlatlarning texnikasini o'g'irlaydigan qilmishini yana bir qatim dunyoga namoyon qildi. Navbatda ijtimoiy tarqoqlarda o'zining qurolliq uchuvchisiz aeroplanini ishlab chiqara olmagan Xitoy bayroqlarini ko'chiribdi degan inkoslar ko'plab yozilmoqda. Turkiya matbuotlarimi ilgari bayroqlarni og'zi-og'ziga tegmay maqtab ketgan Xitoy bayroqlarini o'g'irlabdi. Saxta bayroqlar degandek xabarlarni ko'plab e'lon qilmoqda. Biden Putin Ukrainadan askar chekindirmagacha krizis hal bo'lmaydi dedi.
Amerika Prezidenti Joe Biden, Rusya Prezidenti Vladimir Putin Ukrayna'dan asker çekindirmekçe krizisinin hel bolmaydığanlığını etti. Türkiye Avası Radyosu haberde bildirilmişçe Biden Şimali Afrika ve Asya ziyareti üçün Aksaray'dan ayrılış harpısı da muhbirlarga bayanat verdi ve suallarga cevap verdi. Biden Xi Jinping bilen ötküzüdügan uçuruşunun ünümlük bulunduğun bolmaydığanlığı dair sualga cevap verip, uçuruşlarımdan her daim ünümlük bolganlığı işinimen dedi. O 24 fevraldan bu yan devamlaşıvatkan Rusya-Ukrayna uruşuğu hatimi beriş çağrısının kandak bulduğanlığı alakadar bir sualga, Rusya Prezidenti Vladimir Putin Ukrayna'dan asker çekindirmek için krizis hel bolmaydı dep karaymen dep cevap verdi. O söz diyene Amerika Ukrayna'nı kısaskar namlık hava müdafiye sistemisi bilen temelleydiğanlığını bildirdi. Amerika Devlet Müdafiye Ministerliği bayanatçısının yardımcısı Sabrina Singh, Prezident Biden'ın yol yorukluğu asasen Amerika armiyesinin koral yarak iskilatıdan Ukrayna'ya 40 milyon dolarlık herbi yardım berdiğanlığını etti. O herbi yardımının içinde 4 tane kısaskar namlık hava müdafiye sistemisinin varlığını, bu Amerika'nın Ukrayna'ya 25. kıtımlık herbi yardımı hesaplandığanlığını eskertti. Türk Devletleri Teşkilatı Başlıklar Yığını Semerkant'ta başlandı. Türk Devletleri Teşkilatı'nın 9. nöbetlik başlıklar yığını Özbekistan'ın tarihi şehri Semerkant'ta başlandı. Türkiye Avası Radyosu haberde bildirilmişçe Özbekistan Prezidenti Şevket Mirziyoyev'nin sahipkanlığı da Türk medeniyeti üçün yeni devir, ortak terakkiyat ve güllünüş yolunda temsilde ötküzülgen başlıklar yığını harpısı da rehberler hatırı süratge düştü. Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan ebedi şehir Kurultay merkezinden aldı da Mirziyoyev tarafından karşı elindi. Kurultay merkezinde Erdoğan Özbekistan Prezidenti Şevket Mirziyoyev, Kazakistan Prezidenti Kasım Jomart Tokayev, Kırgızistan Prezidenti Sadır Japarov, Küzetkücü devletlerinin rehberlerinden Türkmenistan Devletlik Halk Maslahat Kengişinin reisi, sabık Türkmenistan Prezidenti Kurbanguly Berdimuhamedov ve Vengriye Başministeri Viktor Orban katarlıkları hatırı süratge düştü. Türk Devletleri Teşkilatı'na eza devletlerinin rehberleri Kırgızistan'ın Ankara Başelçisi Kubanichbek Ömür Aliyev'ni teşkilatının yeni başka atıplıkı sayılıdı. Ömür Aliyev 14. noyabr günü İstanbul'da Türk Devletleri Teşkilatı Başkatibat Başkarması'nda ötküzüldüğün murasımda başkatıplık vazifesini aldıngı başkatıp Bağdat Emriyev'den ötküzüvalıdı. Şundaklı Türkiye Taşkı İşlam Ministeri Mevlüt Çavuşoğlu Twitter'daki adresi de uçur hem beherlep, Şimali Siprus Türk Cumhuriyeti Türk Devletleri Teşkilatı'nın küzetküçü azalıkı kubul kılındı diğerlerini kayıt kıldı. Türkiye Taşkı İşlam Ministeri Mevlüt Çavuşoğlu İstanbul başlıklar yığında kubul kılınan Türk dünyası 2040 yıllık gaye hüccetinin muhim kadem işgallikini bildirip tarih yönülüşünü tüzdü vatıdı. Asya kaydıdın kötürlü vatıdı dedi. Türk Devletleri Teşkilatı Başlıklar Yığınında Cumhur Reis Recep Tayyip Erdoğan'a Türk dünyasına kılgan hizmetleri tüpeyli Türk dünyası Ali Ordin'i takdim kılındı. Erdoğan Ordin takdim kılış mürasımıda kılgan sözü de özüge Türk dünyası Ali Ordin'i takdim kılınganlıqıdın tolumu şereplik iskılıdığanlıqını Türk dünyası buluş süpetleri bilen bugün tünügünkidin tehamı küçülük ikerliklerine eskertti. Hem de bu ordunun zimmesige nahaydı çoğun mesuliyetini yüklügellikini tekitlep mundaq dedi. Halıklarımız ara hemkarlıkını kuyuklaştırış, devletlerimiz ara münasibetlerini yenimi müstehkemleş ve teşkilatımızın halkaralık nüfuzunu tehamı hem izgil küçeytiş irademiz kat'idir. Hürmetli televizyon kurucular, şuna kılıp bugün haberlerimiz müşahede ahırlaştı. Ertki haberimizi görüşük şahslarına Cenab-ı Allah tavşırımız. Şuna kılıp program ahırda ekran arkası ki barlı hizmet aşırmağa köptün köp rahmet eytimen. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.